Rukiye'yi de buradan neden götürdüler? Çünkü Rukiye açık vermeye başladı. Rukiye'nin Evet. konuşmaması gerekiyordu. Evet. Hazır mısın? Yani İsmail geldi, kocanın hayatını sonladı gitti de sen dedin sakin sakin Rukiye dedin. İsmail abin oraya gelmiş Rukiye. Niye geldi oraya dedin? O da dedi ki böyle durdu böyle. Ben bugünkü gibi hatırlıyorum onu. Geldi dedi, kocanın hayatını sonladı gitti dedi. Çok sakin bir şekilde. Bana bir can sıkısı yoktu, bir şey yoktu. Kavga etmiyordu, bağırmıyordu, çağırmıyordu. Dilim sürçtü diyebilecek bir şey yok. Bunu böyle sakin bir şekilde söyledi. valla çok büyük bir operasyon yürüttüler. Günlerdir çalışıyorlardı. Bir şeyin bazen bir olgunlaşmasını beklersiniz ya. Şimdi cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen, üzerlerinde kuvvetli, çok kuvvetli şüphe bulunan kişiler, Veli Bacak, İsmail Bacak, Hüsnü Kır gözaltına alındılar. Çok önemli bir yani gizlilik var. Bazı şeyleri söylemiyorum. Daha doğrusu soruşturmaya zarar vermemek için söylemiyorum. Sayın Başsavcım çok önemli bir operasyon yürüttü. Çok şükür. Gözün Çok aydın. şükür. Çok Gözün şükür. aydın. Gözün aydın. Adalete güveneceksin. Devlete İnşallah. güveneceksin. Biz büyük bir İnşallah. devletiz. Çok büyük bir İnşallah. devletiz. Güzel de bir devletiz. Merak etme. Tek istediğim benim Adalet ablacığım. Kimseden bir şey istemiyorum ben. Canımın içi Tek ya. istediğim adalet ya, savunması bir insanın ölümü böyle kalmamalı kalmamalı, beni yiyip bitiriyor, anlatamam. Ve 10 yıl sonra bu kararın alınması da gerçekten çok çok önemli bir aşama. İmkansızı başardınız. İmkansız bir şey oldu yani Silifke'de senin başsavcı. Hukuki bir zafer aslında. Kesin. İnanılmaz bir zafer ama bu zafer aynı zamanda senin çok şanslı sizinle baban. Birlikte, ruhu şad olsun, mekanı birlikte. Cennet olsun. Allah, Allah razı olsun ablacığım. Ben bunu tek başıma yapmadım. Yürümeyi bitmiyorum ya. Mekanı cennet olsun. Ay inşallah. Tamam. Mercan, şimdi diğer bilgileri de aktarayım. Sayın Savcım, Başsavcım Tahir Özgenç'e kocaman ama kocaman çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Vallahi bravo. Helal olsun. Evet, helal olsun. Ve de Silifke Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT ekipleri hepsini topladılar. Onlara da kocaman bir alkış. Hatta şöyle söyleyeyim. Gece sabaha doğru Veli ile Hüsnü gözaltına alındı önce. Arkasından da İsmail'i gözaltına aldılar. Şimdi günlerdir, hatta aylardır oradalar. Ya, inanılmaz bir emek sarf ettiler. Hatta bazı bilgileri ben onlardan, muhabirlerimizden de bekleyin bekleyin dedim. Çünkü bir gizlilik de var. Olaya da zarar gelsin istemiyoruz. Valla bu kez adaletten yakayı kurtaramazlar yani. İnşallah. Çünkü öyle bilgiler, şimdi ben açıklamak, zarar vermek istemiyorum. Tabii. Öyle bilgiler var ki yakayı kurtaramazlar öyle kolay İnşallah. Kolay değil. Rukiye'yi dinle Rukiye. İş sana da geliyor, az kaldı ama önce abilerinle bir ona göre onlar 3 gün gözaltında olacaklar ama bütün bilgileri Ayşegül Ekelik muhabirimiz, Tamer Budak'la birlikteler. Kaç aydır oradalar ya? Şubat, Mart, Nisan, beş Mayıs. Ay. Aa 5 aydır. Ay vallahi ya. Mersinli oldular gerçekten onlar da. Ayşegül'ü görelim. Ayşegül nedir şu anda? Neredeler 3 kişi? Abiler. Merhaba canım. İyi yayınlar Didem Hanım. Teşekkürler canım. Sabah saatlerinden itibaren hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Burada başsavcılığın talimatıyla büyük operasyon için düğmeye basıldı. Ve Silifke Jandarma Araştırma Timi dağlık alanda Ermenek'te Veli Bacak ve enişte Hüsnü Kır'ı gözaltına aldı. Yaklaşık bir saat önce İsmail Bacak da gözaltına alındı. Daha yeni alındı. Yani. Evet. Devam İlerleyen et. Saatlerde Silifke Jandarma Komutanlığı'na gelmeleri bekleniyor. Burada Yılmaz Kılıç cinayetiyle ilgili sorgulanacaklar Didem Hanım. Daha sonrasında pazar ya da pazartesi günü soruşturma savcısının karşısına çıkacaklar.
Şimdi bizim yetkililerden aldığımız bilgi, çok teşekkürler, emeğinize sağlık, günlerce oradan yani bir of demeden çalıştılar. Bir de Mersin'de her yer birbirine ne kadar uzak. Yani özellikle JASAT timleri de mesela gidip işte Veli ile İsmail, Veli ile Hüsnü'yü bir yerden aldılar. Hepsi göç ediyor çünkü obadalar. İsmail de başka bir yerde. Mesafeler o kadar çok uzak ki birbirine. Ama bir olayın gelişmesini beklediler. Deliller toplandı. O kadar söyleyeyim, çok kuvvetli deliller toplandı. Ve o delillerden sonra kuvvetli şüphe bulunuyor bu kişiler hakkında. Ve cinayetle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Yani bu kez inşallah adaletten yakayı kurtaramayacaklar. İnşallah. Ve Rukiye de bir şekilde devamı gelir. Ve pazar günü adliye çıkarılmalarını bekliyoruz. Pazar günü adliye çıkarılmaları bekleniyor. Soruşturmanın seyrine göre iş çok farklı noktalara yani gidebilir. Rukiye daha önce beraat ettiği için, öyle bir hukuki bir karar olduğu için şu anda tabii soruşturma da yapılıyor. Gözün içine bakıyorsun. Yani bu iş, eğer bacaklar bu işin içindeyse rukiyesiz olur mu? Mümkün değil. Mümkün yani. Ama hukuken bazı adımlar atılması. Yani bazı... Veli İsmail o olaya dahil olduysa Rukiye yüzüne dahil oldu. Yani Rukiye o sırada barakada, abisi oraya geldi. Yani. Abisini görmedi. İsmail'i görmedi. Annesini görmedi. Bu arada onu da açıklayayım, aslında açıklamayacaktım ama yani en azından olayın ne kadar yalnız olmadığını söylemek için orada bunu açıklamak durumundayım. Bu kadarını açıklayabileceğimi düşünüyorum. Hakkım var çünkü kaç aydır yayın yapıyorum. Şimdi Rukiye'nin annesinin orada olduğunu bize Nur Sultan söyledi. Anneannesinin orada olduğunu Nur Sultan söyledi bize. Aferin. Dolayısıyla bir yandan Nur Sultan'la da görüşüldüğü için yani senin kardeşine gerçekten çok sıkı sıkı sarılman lazım. Anneannesinin orada olduğunu bence... Ben yan stüdyoda bir şey demiştim Nidem Hanım. Ha canım benim. Eğer benim babamın bir damla kanı varsa bu olay o çocuk çözecek. Evet. Çözecek. Eğer benim babamın bir damla kanı varsa o çocukta, o çocuk bunun altında kalmayacak. Kesinlikle. Ve ben de benim babamın ölüm sebebi failler ortaya çıkmasına sebep olduğundan ayrıyetten ona daha sıkı saracağım. Babamın kanını yerde koymadığı için. Kesinlikle öyle. Bu da benim ona sözüm olsun. Bak Rukiye bize ne demişti? Rukiye bize demişti ki ben orada yalnızım demişti. Ama anneannenin orada olduğunu vallahi senin gözlerinden öpüyorum Nur Sultan. Nur Sultan'ın da çok büyük bir emeği var. Babasının kesinlikle kanı yerde kalmasın diye çok mücadele etti. Kızımıza kocaman bir moral alkışı lütfen. Helal olsun Nur Sultan'a. O zaman... Onun ailesi var arkasında. Evet. O zaman daha 4 yaşında ya. Bebek kim bilir neler yaşadı o anda. Hani o gün burada çocuk cesedi ellemiş falan konuşulduğunda. Düşünsene onun halini. Ben çok kötü hissettim kendimi. Çocuk dedim ya, küçücük çocuk nelere şahit olmuş. Nelere. Kesinlikle öyle. Bizim bilmediğimiz, bildiğimiz bu kadarı. Ben oturup günlerce o çocuğu dinlemek isterim şahsen yani. Yaşadığı acıları. Hani sarabilir miyim bilmiyorum. Sarsam da izi kalacak. Ondan kalacak geçmeyecek. Ama belki tedavi de etmeniz lazım. Destek de olmanız lazım. En büyük lazım. Korkusuydu. Bu arada Ömer, bu yayınları izliyor musun ya? Sen... Ömer bekliyordur şu an bana ne zaman gelirler diye. Evet. Bence Ömer sen şöyle yap. Git bildiklerini anlat. Bak canım benim. Sana bir tavsiye burada, bir yıllardır bu alan. Aynen. Etkin pişmanlıktan yararlan canım benim. Yakayı bak, sen Rukiye'yi sağda solda korudun. Veli'yle neler konuştun? Ne pazarlıklar yaptınız? Ben sana o kadar söyleyeyim. Onların konuştukları çıkmayacak mı? Tamam Ömer, sen ne konuştuğumu biliyorsun. Ne pazarlıklar yaptınız siz Veli'yle, birileriyle? Ne konuştunuz? Ne yaptınız? Benden sana tavsiye, git bildiklerini anlat. Ondan sonra Rukiye'yi de artık koruma. Eğer bu işin içinde değilsen, sonradan bu işin içine girdiysen, Rukiye'nin aşkından bu işin içine girdiysen, ki öyle olmama ihtimali de çok güçlü gibi duruyor. 2 ay önce ben bu çağrıyı Hüsnü'ye yapmıştım. Ömer bekle. Dediğimi tutsaydı bugün orada olmayacaktı. Hı hı. Benim sözümü dinlemiş olsaydı ben iyi niyetimle vardım oraya. Ben gerçekten iyi niyetimle vardım. Benim sözümü kulak arkası etmeseydi bugün belki orada olmayacaktı. Hep böyle pişkin pişkin sırıtıyor ya. Yani şeyler söylemek istemiyorum ama kadın cinayetleri diyor, annesine bakmıyor. Kadın cinayetleri diyor, karısını öldüresiye dövüyor. Ondan sonra Rukiye'yi işte koruduğunu söylüyor. Rukiye cinayetin işin içindeyse, ki işin içinde olduğu bal gibi de ortada bence. Kesin. Kusura bakmasın yani. Bakmasın. Ömer de eğer sen bak gidip yakayı kurtarmak istiyorsan git konuş.
Ya onun cezası olmaz mı? En az işin içinde değilse yardım ve tatlık ettiği için. Tabii. Allah'ım şimdi Dilem Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Yani çok ciddi bir gelişme. Ben hukuki tarafına baktığımda sizin ısrarınızda ne kadar haklı olduğunuz, ekibin ne kadar özenle çalıştı ve size hep dediğiniz gibi jandarmamız, savcılık makamı, yani müthiş bir başarı. 10 yıl sonra ve şu bir gerçek. Gerçekten gözaltına alınabilecek deliller olmasa idi biz şu an bunları izliyor olmazdık. Kesinlikle. Ve emin olun Orhan Hocam da dediği gibi devamı gelecek ve hızla gelecek. Ve muhteşem sonla sonuçlanacak özellikle Rukiye için. Umudum o, çünkü eğer yaptıysa veya kardeşleri de, yani çünkü kuvvetli şüphe bulmak ne demek ki? Demek ki çok kuvvetli deliller var dediğiniz demek. Gözaltına alınıp sonrasında da kuvvetle muhtemel tutuklama demek. O delillerin ne olabileceğini birazdan paylaşırım ben sizlerle. İnşallah. Ekran önünde değil yani kesinlikle. İnşallah.